Kahveye gerek kalmadı. Toplantı bitti. Siz de pek konsantre olamamıştınız zaten. Konsantre oldum. Finans konusu alanım olmadığı için yararlı olamadım. Öyle mi? Bundan sonra hangi toplantılara katılacağınıza siz karar verin o zaman. Öyle bir talebim yok. Ayrıca merak etmeyin. Ben kolay kavrarım bunu da. Birilerinin kızı birilerinin gelini olunca her şeyi kolayca kavrayacağınızı düşünüyorsunuz öyle mi? Ben Dilan Karabey olduğum için burada değil. Evet. Yazdığınız raporlardan da belli zaten. Yazdığım raporlarda hiçbir eksik yok. Bence siz bilmediğiniz bir konu hakkında konuşuyorsunuz. Kusura bakma ama sen bu kafayla hiçbir yerde tutunamazsın. Suat da aile şirketinde çalışıyorsun. İşinin değerini bil. Sen kim oluyorsun da benim karımla bu şekilde konuşuyorsun? Baran dur, ne yaptın sen? Kimsin? Hakikaten Baran. Ne yapıyorsun? Böyle mi çözüyorsun sorunlarınızı? Hiç yakıştıramadım sana kaba kuvveti. Kestisine de cevap ver. Bu kafayla tutunursun tutunamazsın ne demek oluyor? Ha! Baran dur lütfen. Amcaoğlu ne yapıyorsun? Git. Amca. İlhan iyi misin sen? Cevahir Bey. Buyurun biz çıkalım. Hasan, ne olacak senin bu oğlanın meselesi? Kız göstere göstere Karabey oluyor başımıza. Sorma ana. Ben bu oğlan için ne yaptımsa olmadı. İşinde gücünde olsun bir yerlere gelsin diye uğraştıkça onun benim başıma açtığı işlere bak. O açtı da biz nasıl kapayacağız? Onu soruyorum sana ben. Düşünüyorum ana, düşünüyorum. Eğer ben Hasan'sam bu düğün olmayacak. Bu işi bozmanın bir yolu illaki var. Araya araya bulacağım o yolu. Harun, bak bakayım bana bir. Ne oldu sana? Niye yüzün düştü? Ya yenge, bak benim demek istediğim burası bir iş yeri sonuçta değil mi? Hani sevgiliyle konuşma yeri değil. Çok meraklıysan git evine barkına konuş, yalan mı ya? Harun, bir sakin ol önce. Tamam haklısın. Ama Mert onun sevgilisi değil. Nasıl? Yeğeni, küçük yeğeni, minik. Öyle mi?
Minik yani. Ufak. Niye açıklama yapıyorsun ki Cevroş'um? Ben işimi aksatmadığım sürece istediğim zaman istediğimle konuşurum. Hayır yani ne var ki bunda? Öyle tabii ya. Konuş yani onda sıkıntı yok. Konuşursun yani. Konuşur, konuşsun ya. Konuşsun. Cevahir, sen laftan anlamayacak mısın? Yine mi Sabiha? Yine mi hatalı olan benim? Ha? Baran Karabey bu yaşta hiç utanmadan gelip bana tokat atıyor. Ona laf söz yok. Sonra sen geliyorsun. Ne yaptın Cevahir? Hayret içindeyim. İnsanların sabrının da bir sınırı var. Sen her dakika Dilan'ın üzerine gidince kocası olarak ne yapsaydı adam? Öyle mi Sabiha Hanım? Bunun adı öfke kontrol problemi değil yani. Yahu şiddet mağduruyum ben, şiddet. Ne kocasından bahsediyorsun sen? Yok Cevahir. Seninle konuşulmuyor, anladım. Çalışanına iki kelam ediyorsun. Kocası ayrı geliyor üstüne, anası ayrı. Ne yapacağımı şaşırdım. Yani patron olarak ağzımı açmak da suç oldu ha? Merak etme Cevahir. Senin suçların da ortada, günahların da. Ve bunların bedelini çok ağır ödeyeceksin. Bu benim en sevdiğim gömleğimdi. Tabii sorsam bunun da suçlusu benim. Amcaoğlu vallahi seni öyle görünce şok oldum kaldım ha. Fırat bize biraz müsaade eder misin? Tabii Dilan. Buyur. Baran, sen az önce ne yaptığının farkında mısın? Ne yapmışım ben? O adam karım olmadık laflar ederken seyirci mi kalacaktım? Az bile yaptım. Az mı yaptın? Bıraksaydık da hastanelik mi etseydin? Hakkı oydu da, hatta daha fazlası. Fırat, ne oldu? Ya sorma. Bu Cevahir öyle ileri geri konuşunca Baran da dayanamadı, attı tokadı. E kötü olmuş. Ama bir yandan da hak etmiştir diye düşünüyorum. Şu Cevahir denen adamı hiç gözüm tutmuyor. Nereden geldiyse başımıza. Bela üstüne bela. Kerli perli iki iş insanı koskoca şirketi yönetiyorsunuz. Onca insanı çalıştırıyorsunuz. Şu düştüğünüz duruma bak. Ya sen Baran sen. Sen Baran Karabey. Nasıl tokat atarsın? Bir de hakkı daha fazlaydı diyorsun. Bunlar nasıl laflar böyle? Karısını korumaya çalışan bir adamın lafları bunlar Dilan. Bir kadınla, bir çalışanıyla nasıl konuşacağını bilmiyordu. Ben de öğrettim. Hepsi bu. Tokat atarak mı öğrettin? Anladığı dilden konuştum Dilan. İşverenim kocam tarafından dayak yiyor. Hem de bana söylediği bir laf yüzünden. O zaman adam gibi konuşsaydı. Lafını doğru düzgün söyleseydi o tokadı yemezdi. İnsanların nasıl konuşacağını sen belirleyemezsin. Muhatabı karımsa belirlerim. Hayır belirleyemezsin. Hem ne sanıyorsun ki? Ezilip üzüleceğimi bir köşeye çekileceğimi mi? Sen gelmeseydin zaten ben cevabını verecektim onun. Allah Allah. Ya tamam. Bir mola verin artık. Bu kavga bitmez. Biz biraz hava alalım hadi. Gel. Gel şöyle gidelim biz de hadi. Hadi.
haksız mıyım Fırat? Hangi adam karısıyla böyle konuşulmasına izin verir? Ya haklısın amcaoğlu. Her insanın tahammül seviyesi var sonuçta. Yok. Bu Cevahir bilerek yapıyor. Bilerek zorluyor. Damarıma basmaya çalışıyor. Yani doğru söylüyorsun. Manipüle etmeye çalışıyor amcaoğlu. Maksat ne, ona bakmak lazım. Maksadı belli. Onunla yapacağımız işten çekildim diye aklınca Diyan'a eziyet ediyor. Doğrudan bana gücü yetmeyeceğini bildiği için Dilan üzerinden beni vurmaya çalışıyor. Sen destur olmadan benim karımla konuşamazsın bile. Ya. Konuşursam da bedelini ödersin. Amcaoğlu sen de. Ya tam haddini bildireceksin de. Yani böyle. Bildireceğim tabii Fırat. Sen araya girmeseydin. Neyse. Ya ben ne diyorum, sen ne diyorsun amcaoğlu? Bir de Dilan'ın açısından bak hadiseye. Onun açısından da bakıyorum. Ama gördüğüm tek şey Dilan'ın hiçbir şey göremediği. Görse bu adamın derdini anlayacak da işte. Emin misin amcaoğlu? Yani anlatsan anlar mı? Anlamaz. Dilan ne olursa olsun kavgadan gürültüden haz etmez. Karını tanıyorsun işte. Biraz ağırdan al amcaoğlu. Sonuçta onun iş hayatı, onun kuralları. Biraz durmak lazım amcaoğlu. Kız da çok üzüldü sonuçta bak. Doğru diyorsun. Biraz üzüldü. Konuşurum ben onunla. Rezil oldum Gül. Hem de çok büyük rezil oldum. Yok canım. Sen ne yaptın ki rezil olacaksın? Ben yapmadım. Ama kocam yaptı yapacağını. Yani Cevahir Bey de kusura bakmasın ama başına gelenleri hak etti bir yerde. Yoksa burnuna geleni mi demeliydim? Yumruk burnuna isabet etti değil mi? Karşısındaki kişi çalışanı da olsa patronun bir sınırı olmalı. Haklısın. Bir usluk problemi olduğu çok açık ortada. Ben söyleyecektim söylemem gerekeni Cevahir Bey'e de. Baran böyle yapınca haklıyken haksız duruma düştüm. Kurma güdüsü işte. Baran Bey de sevdiğine haksızlık yapıldığını görünce dayanamadı demek. Yani hepimiz sevdiğimizi korumak için bazen böyle şeyler yaparız. Ama doğru, ama yanlış. Ama bence ortada halledilmeyecek bir mesele yok. Yeter ki sakince konuşun siz. Haklısın. Sakince konuşmak gerek. Buyurun Sabiha Hanım. Sağ ol Betül. Sabiha Hanım, iyi misiniz? Başım çatlıyor havin sinirden. Kötü bir şey olmamıştır umarım. Cevahir havin, Cevahir. Daha ne olsun? İnşallah kimsenin canı yakmamıştır. Yok. Bu defa kendi canı yandı. Nasıl? Dilan'a densiz densiz konuşuyordu. Baran duydu. Dayanamadı sonunda. Yumruğu attı buna. İsabet olmuş. Oldu oldu da. Bu böyle
olmayacak Halim. Cevahir rahat durmayacak. Baran'la Dilan'ın arasını bozmak için elinden geleni yapacak. Benim buna engel olmam lazım. Ne yapmayı düşünüyorsunuz Sabiha Hanım? Kızımla konuşup işten ayrılmasını isteyeceğim. Dilan bunu kabul etmez ki Sabiha. Bir yolunu bulacağım. Cevahir o şirketteyken Dilan'ın orada çalışmaması lazım. Gerekirse onu işten çıkaracağım. Cemil'imin gezdiği dağlar meşeli imanım. Aman 3 gün oldu ben Cemile'nden ayrı düşeli. Gaydırı gubbap Cemile'm nasıl edelim de biz bu işi. Gaydırı gubbap Cemile'm nasıl edelim de biz bu işi. Ay. Ödümü kopardın. Ya asıl sen benim ödümü kopardın. Dikilmişsin arkamda zebelle gibi. Evet, şarkını dinliyordum da ondan. Hani 3 gün falan olmuş ya derdi düşeri. Ona üzüldüm. Bu arada sesin güzelmiş ha. Arada bir burada söyle içimiz açılır. İçimiz açılırmış. Tövbe tövbe ya. Ya tamam hadi. Lafla peynir gümesi yürümez. Hadi yürü. Bu ne ya? Lafla peynir gemisi. Ay yine gerçekten garip bir atasözü daha. Ya o atasözü değil, o deyim. Deyim mi? Deyim ne be? Deyim. Deyim işte. Ya şey gibi düşün. Hı. Ben deyim 3, sen de 5 gibi. Ne? Tamam neyse tamam bana yardım et. Şunları yapalım ya. Haydi 3 gün oldu, haydi 5 gün oldu, hey yavrum hey. Haydi 10 gün oldu, haydi 5 gün oldu, hey yavrum hey. Konuşmamız gerek. Bence de. Ben... Buyurun Cevahir Bey. Merhaba Dilan Hanım. Ben sizi bugünkü şu tatsız hadiseyle alakalı aramıştım. Yani üzülmenizi istemem. Sizin suçunuz değildi. Hatta ben bile hata yapmış olabilirim. Siz kusura bakmayın asıl. Ben böyle olsun istemezdim. Keşke böyle tatsız bir olay yaşanmasaydı. Çok üzgünüm gerçekten. İyi günler. Sen bir de o adamdan özür mü diliyorsun Dilan? Böyle olmasını istemezdin falan. Ya ne yapsaydım? Tam istediğim gibi mi oldu deseydim? Kocam patronuma tokat atıyor. İş hayatım tam hayal ettiğim gibi mi gidiyor deseydim? Sözlerine dikkat et Dilan. Sanki ben ortalıkta onu asarım bunu keserim diye dolaşıyormuşum gibi konuşuyorsun. Ben de onu diyorum işte. Bunları konuşturmasaydın keşke bize. Ben devreye girmesem o adam daha kim bilir neler söyleyecekti sana. Sen bunları kestiremediğin için ben böyleyim. Senin sorunun dünyayı kendin gibi insanlarla dolu sanmam. Ama maalesef Dilan, öyle değil. Senin sorunun da dünyayı kendi yasalarına göre yönetebileceğini sanmam. Ama işler öyle yürümüyor işte. Oturup burada seninle ceza hukuku tartışacak değilim. Bir kere... Demek bir bildiği var ki böyle yaptı diye. Bir kere. Hmm.
1000 tane tokat atsam şair, şu yediğim tek tokatın keyfini vermezdi biliyor musun? Eminim şimdi karı koca evde birbirlerini yiyorlardır. Yesinler. Yazık. Yuva yıkan adam olmak istemez. Ama Baran Karabey bana başka çare bırakmadı. Haklısın patron. Kendi kaşındı. Ben de kaşıyorum şair. Ya ben amcaoğlu yükselmesin diye başka konuştum da Baran haklı yani. Nasıl haklı? Basbaya. Ya sen adamın karısı hakkında öyle ileri geri konuşursan böyle yersin yumruğu oturursun aşağı. Bunlar nasıl laflar Fırat? Böyle kabadayı kabadayı. Ne kabadayısı ya? Ne alakası var? Var tabii. Tamam. Baran Bey bir anlık öfkeyle yapmış olabilir. Ama bu savunulacak bir şey mi? Vallahi bir anlık iki anlık. Çok da yanlış yapmamış yani. Bence yanlış. Ama gelin hanım sakinleşsin diye ben de öyle pek yanlış manış diyemedim. Şimdi siz ikiniz de ortalık yatışsın diye gerçek fikirlerinizi söylemediniz. Doğru mu? Öyle görünüyor. İyi. Bu da bir şey yani. Nasıl? Yani en azından bir konuda anlaşabilmişsiniz diyorum. İyi bir şey. Evet. Gelelim diğer meselelere. Daha anlaşacak çok maddemiz var çünkü biliyorsunuz. Mesela davetliler listesi hazırlandı mı? Sonra yemeğiydi, içmeydi, ikram konuları kararlaştırıldı mı? Ha bir de müzik var tabii. O da önemli. Ne kadar çok iş var ya. Nasıl halledeceğiz hepsini kısa sürede? Ve en önemlisi... Daha ne kaldı amcaoğlu? Mardin'den bekar kızları getirip benim başımı yakmayacaksınız değil mi? Bak babaannemin dediklerini hepimiz duyduk. Bu konuda da anlaşalım lütfen. Rahat ol amcaoğlu, rahat ol. Biz yakmayız senin başını, merak etme sen. Tamam öyleyse abi. Organizasyona devam edebiliriz. Şimdi bu yemek konusunu halledelim. Vallahi bir kiliçe olsun amcaoğlu. Kiliçe olsun olmasına da abi. Azade Sultan gibi kiliçe yapanı biraz zor buluruz ha. İşimizi sağlam almamız lazım. Cihan uyanır da seni gördüğünü söylerse biteriz biz. Anladın mı? Biteriz. Cihan konuşmamalı. Zaten kimse bir şey duymadı. Duymamalı da. Ne yapacağız peki? Cihan. Ölmeli. Ben siparişleri verdim. Ha. Yanındaki stüdyoda 10 kişilik yemek istedi. Ha. Şimdi ben onları hazırlayayım. Sonra çıkalım. Güzel kardeşim hallederiz hemen. Ha Harun. Ya bizim bu sokağın ucundaki fırıncı var ya. He Niyaz abi. Aynen vefat etmiş kardeşim ya. Ne diyorsun ya? Nasıl olmuş? Kalp krizi. Mekanı cennet olsun. Ya ne diyeceğim sana biz buradaki işleri bir halledelim. Beraber taziyeye gidelim olmaz mı öyle? Olur gidelim tamam. Tamam gidelim. Hatta giderken yemek yapıp götürelim. Ben onu düşündüm zaten alışveriş yaptım fazladan. İyi yapmışsın ya tamam güzel. Tamam ben Yasmin'le hazırlayayım o zaman onları. Tamam tamam kavam. Yasmin! Yasmin iyi misin? İyi misin? Dur ya, dur. İyiyim iyiyim tamam merak etme. Tamam kalkma tamam otur tamam. Ya tamam iyiyim diyorum. Dur bakayım. Ya tamam Cevruş'um bir şey yok öyle düştüm sadece. Ya iyi insan düşer mi? Ya iyi değil demek ki hastaneye gidelim biz ya. Ya yok artık daha neler. Harun. Kardeşim bir sakin ol. Bir anlayalım bakalım ne olmuş ne bitmiş ya. Abi, abi eli kesilmiş. Elini kesmiş ya. Tamam, tamam. Küçük bir şey öyle abartmaya gerek yok. Batmıştır sadece. Küçük bir şeymiş şimdi yani bu. Öyle mi diyorsun? Ya küçük diyorum tabii. Sen de yani utanmasan malulen emekli edeceksin beni ha. Hayırdır? Yerime başka birini mi buldun yoksa?
Ya yok, ne alakası var ya? Ya ben biliyorum seni, sen mızmızlanacaksın. Başlayacaksın yine iş hukuku falan filan benim. Ben uğraşamam seninle ya. Ya tamam tamam, bir şey yok. Kalk sen geç, masaya geç. Abi yardım etsenize. Gel bak. Gel güzel, gel gel gel. Estağfurullah. Hadi sıkı tut bunu, sıkı tut. Gel. Geç bak. Sıkı tut. Şey nerede be? Hepsini unuttum ya, heyecandan. Baba, ben sevdiklerimi korumak zorundayım. Herkesin de görevi bu değil mi sevdiğine karşı? Onu bilmediği bir dünyaya bırakıp sen burada yaşa, tek başına hayatta kal diyemem ki. Haklısın oğlum. Zaten bu Cevahir pek öyle efendiliğiyle nam salmış biri gibi değil. Nasıl nam salarsa salsın. Ben baş ederim onunla. Kim ki o? Ama mesele Dilan baba. Oğlum o da kendini koruyacak yeri geldiğinde. Sen karına böyle durumlarda güveneceksin. Ha. Yeri gelir, bir ihtiyaç olur, ihtiyaç duyar. Senden yardım ister, o zaman önden gideceksin oğlum. Dilan mı yardım isteyecek baba? Sen gelini hiç tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Belli ki Dilan kendini kimseye ezdirmeyecek. Hakkını savunacak. Sen karının ayakta durma çabasına destek ol oğlum. Demiyorum ki sana gözünü kapat. Yine her şeyi bil, izle. Ben de onu söylüyorum baba. Ben Cevahir'i biliyorum. Söyledikleri bahane. Kasıtlı yapıyor. Ama onun yüzünden Dilan çok yoruluyor. Kendini yıpratıyor. Dilan belki çok yorulacak oğlum ama... sonunda çok başarılı bir iş insanı olacak. Ben inanıyorum. Dediğim gibi... senin elin, gözün karının üstünde olsun. Onu koruyup kolla. Ama onu zora sokmadan yap bunu. Önce sen Dilan'ı al karşına, bu meseleyi bir daha konuş. Dilan'la konuşulmuyor ki baba. Niye? Bunca zaman bu kadar meseleyi nasıl çözdünüz oğlum? Konuşarak değil mi? Bunu da halledeceksiniz evladım. Hem evliliğin tuzu biberidir tartışmak. Keşke annen hayatta olsaydı da. Özür dilemeyi düşünmüyor musun? Karımı korumaya çalıştığım için kimseden özür dilemeyeceğim. Korumaya muhtaç bir zavallıymışım gibi konuşmaktan ne zaman vazgeçeceksin artık? Ben zavallı olduğun için yapmadım bunu. Kendini koruyamayacağın için de yapmadım. Burada mesele sen değilsin. O adam senin üzerinden bana saldırıyor. İkimizin arasındaki meseleye seni alet etmesine izin veremezdim. Hiçbir zaman da vermeyeceğim. Ben karımı korumak için ona vurdum. İyi ne olsa gerekirse yine yaparım.
Ay. Ya bugün ne oldu öyle Yasmin'e Cevri? Allah korudu valla. Ay sorma Cevdet ya. Valla verilmiş sadakamız varmış ha. Kız zaten emanet. Ya daha kötü bir şey olsaydı Allah göstermesin. Peki sen Harun'un paniğine ne diyorsun? Ha? Ay el ayağın birbirine dolaştı gördün mü? Ya Cevriye sen haklısın galiba. Ya çok heyecan yaptı panikledi ya. Kesin var bir şeyler bu çocukta. Bence bizim oğlan bizim kıza abayı yaktı. Ay hadi hayırlısı bakalım. Yalnız Cevriye hadi bizim oğlan abayı yaktı. Ama kızın gönlü var mı onu bilmiyoruz ki. Kendimiz çalıp kendimiz oynuyoruz yani galiba. Doğru söylüyorsun Cevdet. Ben bir de ona bir ağzını yoklayayım bakayım ne diyecek. Yokla Cevrim. Ha, ama önce ben konuşayım Harun'la. Bir işin hastaları neymiş ne değilmiş öğreneyim. Ondan sonra sen ararsın ağzını Yasmin. Tamam. Tamam kocam tamam öyle yapalım. Zaten onlara kalırsa onların bir şey becereceği falan yok. Tamam tamam. Hallederiz. Hallederiz. Hadi yatalım. Oh. İyi geceler kocacığım benim. İyi geceler.
nasıl bir gelinim olacağını düşünürdüm. Hatta hayal ederdim. Ama bu hayallerimden de güzel oldu. Beğendin yani. Senin de için ha? İyi bari. Biz göremedik sonuçta. Ya Üfrat, düğünden önce göremezsin. Uğursuzluk getirir. Ama bence sen de çok beğeneceksin. Bir tek ben mi beğeneceğim gülüm? Dünya alem beğenecek, dünya alem. Gelin görecekler. E tabii bir de damat görecekler. Yani çok daha mütevazı olmaya gerek yok. Ya gülüm biz bu düğün işine takıldık kaldık da. Bir de bunun balay kısmı var. Onu da planlamak lazım. Yani bunun biletiydi, rezervasyonuydu falan. Bayağı iş. Söyle bakayım. Nereye gitmek istersin? Yani bilmem ki. Seninle her yere giderim ben. Hem benim öyle pek bir yer bildiğim yok zaten. Sen seç. O zaman Maldivlere gidelim. Böyle sıcacıktır orası şimdi. Mis gibi mis. Bizim bu konuştuklarımız gerçek değil mi? Ben hala inanamıyorum. Allah'ım sana şükürler olsun. Günaydın. Günaydın oğlum. Günaydın oğlum. Günaydın. Oo, buyurun buyurun. Size de günaydın. Onların hali ne böyle Hasan? Kavga ettiler herhal ana. Baksana suratları sirke satıyor. Yeğen, eğrisini doğrusunu sen daha iyi bilirsin ama o adama vurma işi hiç iyi olmadı. Olan oldu Hasan. Sabah sabah bu konuyu açmanın bir manası yok. Kahvaltı yapıyoruz burada. Abim mecbur kalmış ki yapmış amca. Mecbur bırakana bakacaksın oğlum. İşe gireceğim, çalışacağım diye ortaya düşerse olacağı buydu. Nerede görülmüş bir aşiret reisinin karısının çalıştığı? Hele de el alemin yanında çalıştığı. Yeter. Bu mesele karımla benim aramda. Kimseyi ilgilendirmez. Ben hazırlanayım. Afiyet olsun. Ben de derse yetişeceğim. Hadi. Afiyet olsun Hasan. Afiyet olsun ana. Harun. Ne yapıyorsun kardeşim? Nasıl gidiyor? İyi gidiyor abi. Nasıl olsun? Öyle sermaye işliği bize çalışıyoruz çok şükür. Peki gönül sermayesi ne durumda? Ha? O ne demek abi? Oğlum gönül işlerini soruyorum işte ya. Ya nasıl gidiyor yani o manada? He yani orada giden bir şey yok abi ya. Öyle sabit duruyoruz yani. Niye öyle diyorsun be kardeşim ya? Gencecik adamsın. Durmak olur mu hiç sana? Yok be Cava ya. Gençlik mi kaldı sanki? Kaldı tabii kardeşim. O nasıl laf ya? Daha dur. Hem sen söyle bakayım. Böyle etrafta gözüne kestirdiğin, beğendiğin bir kız var mı? Ha?
Anneciğim, gelinlik işimiz de tamam. Oh, çok şükür. Hadi gide görelim üstünde gülüm. Olmaz dedim ya. Hakikaten. Gittin tek başına aldın geldin. Bir yerinde bir şey olur, bir potluk falan olur. Hadi giy de görelim. Sabiha Hanım'ın modacısından aldık. Üşenirim şimdi ben. Orası öyle de ama yine de bir giysen, ben de görsem merak ediyorum. Hadi gülüm, kırma anneni. İyi madem. Alayım ben. Benim odada giyin, rahat rahat. Tamam. Oğlum, çok şükür bugünleri de gördük. Allah senden bin kere razı olsun. Ben ne yaptım ki Kader abla? Sevdim sadece. Bir de onca dert açtım başınıza. Öyle deme oğlum. Kimse yapamazdı senin yaptığını. Allah biliyor ya, benim hiç umudum yoktu. Gelip geçicidir dedim. Onca dertle baş edemezler dedim. Ama sen hiç pes etmedin. Hiç bırakmadın kızımın elini. Gülümün sayesinde Kader abla. Eğer teşekkür hak eden biri varsa o kişi Gül. Bir güneş gibi doğdu hayatıma. İnşallah bundan sonrası da hep günlük güneşlik olur oğlum. İnşallah. Bir şey söylesenize. Su gibi olmuşsun gülüm. Bir kere maşallah. Çok güzel olmuşsun yavrum. Çok yakışmış. Üzerine de tam oturmuş. Ya kızın manken gibi Kader abla. Normal yani. Tamam, çıkarıyorum o zaman. Çok bakmayacaktın. Tamam, bakmıyorum. Neden böyle şeyler yaşıyoruz ki? Şu hayatta en sevdiğim insanı kırmadan, dökmeden neden hayallerimi gerçekleştiremiyorum ben? Şarj aletimi bulamıyorum, gördün mü? Çekmeceye baktın mı? Yok burada. Nerede hani? Niye bana çıkışıyorsun ki? Ben sana çıkışmıyorum. Nereden çıkardın onu? Az önceki tavrından, sesinden. Ne varmış sesimde? Yok burada, hani nerede? Bak buradaymış. Dilan. Buyurun İpek Hanım. Evet, birazdan mail olarak atacağım. Tasarımın son halini de en kısa zamanda göndereceğim. Evet. Taşlara karar verildi. İyi günler.
Yine her zamanki gibi hoş gelmişsiniz. Buyurun. İzle. İzleyelim bakalım neymiş. İzle bakalım. Belki tanırsın. Çıkartamadım. Baran'ın yurt dışı sevkiyatına kaçak mal yerleştirdiğin adam. Ha o mu? Nasıl ya? Hapiste değil miydi ki o? Avukatımı gönderdin. Sen şimdi bırak orayı da söylediklerini dinle. Şair diye biri tuttu beni. Konuşurlarken duydum adını. Kurban olayım avukat. Kurtar beni buradan. Çok pişmanım. Bunlarla mı tehdit ediyorsun beni Sabiha Hanım? Hı? Git. Git hadi. Anlat Baran'a. Yahu görmüyor musun? Ben senin şu çok havalı damadından korkmuyorum. Baran'a değil, babana. Bunu babana izletince ne olur biliyorsun değil mi? Karabeylerle uğraştığını duyunca çok kızacak. Sana son kez söylüyorum Cevahir Şeyhanlı. Çek o pis ellerini kızımla Baran'ın üzerinden. Müsaade var mı kızım? Buyurun. Maşallah, maşallah. Gelinlik yakışmış. Teşekkürler. Dur acele etme. Teşekkür etme hemen. Bir konuşalım. Asıl o zaman teşekkür etmek istersin belki. Ha, duyduklarına rağmen ne olursa olsun ben yine de bu gelinliği giyerim dersen o vakit susarım ben. Hiç zahmet etmeseniz aslında. Yok yok. Son bir kez edeyim sonra etme. Peki. Siz Fırat'la her şeyi konuştunuz mu? Fırat'ın yediği nane çoktur. Evet. Her şeyi anlattı bana. Sorun yok benim için. Önemli olan bundan sonrası. İyice tanıyorsun yani. Dedim ya, her şeyi biliyorum. Siz ne söylerseniz söyleyin, aramızı bozamazsınız. Şeyi anlattın mı mesela? Cihan'ı öldürmeye kalktı. Ne? Cihan'ı mı? Ne öldürmesi? Ne diyorsunuz siz?
Bak gördün mü? Her şey konuşulmamış. Hayır. Hayır Fırat böyle bir şey yapmaz. Git sor Fırat'a bakalım. Yapmış mı? Yapmamış mı? Ne yapıyorsun sen? İşe gitmek için hazırlanıyorum. Bundan sonra o adamla çalışmayacaksın. Buna sen karar veremezsin. Veriyorum. Veremezsin. Dilan, neyin inadı bu? İnat falan değil. Ben çalışmak istiyorum. Düşüncelerime, projelerime değer verilen bir yerde çalışmak. Orada olmaz. Başka bir yerde çalışsam ne değişecek ki? Yeni işimde benzer şeyler yaşamayacağımın garantisi var mı? Ya da bir sorun olduğunda onları da dövmeyeceğini nereden bilebilirim? Tamam. O zaman hiçbir yerde çalışmayacaksın. Bu evden dışarı çıkmayacaksın. Gülüm. Ya bakma bakma dedin hala çıkarmamışsın gelinliği. Gülüm ne var? Biri bir şey mi dedi yoksa? Evet dedi. Babam mı sıktı canını? Ne dedi? Söyle hemen gidip sorayım hesabını. Sen... Sen Cihan'ı öldürmeye kalkmışsın. Öyle söyledi. Neden susuyorsun? Cevap versene. Fırat söylesene. Sen... Cihan'ı öldürecek miydin gerçekten? Dilan sana söyledim. Hiçbir yere gitmiyorsun. Hayır gidiyorum. Gitmiyorsun dedim. Gidiyorum. Gitmeyeceksin. Ne yaparsın? Yine beni eve mi kapatırsın yoksa? Eğer bu kapıdan çıkarsan bir daha geri dönemezsin.